işi var Sanem gibi bir alt kadronun? Çok affedersiniz, kalbinizi kırmak için söylemiyorum ama ne işi var Can'la? Ne işler karıştırıyor bu kardeşi Leyla? Ay Derin Hanım, ne münasebet ya. Aa, hepimiz gördük, Can Bey elinden tuttu götürdü Sanem'i. Sanem'in ne suçu var ki? Arıyorum tekrar. Ya bence ne oldu biliyor musunuz? Ya Sanem içeride bir pot kırdı, tamam mı? Can Bey de insan evladıdır. Şimdi bu kadar insan içinde rencide etmeyeyim dedi. Çıkarttı burada böyle sağda mağda bir yerde kovdu bence. Buralarda kovdu. El ele çıktılar CC, el ele. Sence kovmuş gibi bir hal var mıydı? Can Bey'den bahsediyoruz yani, ne yapacağı hiç belli olmaz. Ay gerçekten çıldıracağım ama. Hatta sözleşmeyi bile imzalamadık. Koskoca firmayı çöpe atıyor. Ne yapıyor bu adam? Ara Güviz. Açana kadar ara. Deren Hanım belki de eve gitmiştir. Ben mi gidip eve bakayım? Şeyde diyor. Deren Hanım bir şey soracağım. Can Bey nereye gitti öyle aniden çip çip mi? Ay, çok önemli bir işi çıktı herhalde. Ben de bilemiyorum şu anda ama. Yani bugünden daha önemli ne olabilir çok merak ediyorum. Çok haklısınız. Sanırım hanımla biz konuşurken birden çekti gitti. Yani beni çok zor bir durumda bıraktı. Yani çok çok can sıkıcı. Vallahi kendisi bilir. Tabii Bey, kusura bakmayın. Yani yanlış anlaşılan bir şey var herhalde. Ben de tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama elbet abim açıklayacaktır size. Yanlış ne anlaşılabilir ki? Yani ne yanlış olabilir ki? Tek bir şey var, o kiminle konuştuğunu yanlış anlıyordu demek ki. Mine Hanım, şöyle yapıyoruz. Sözleşmeyi Aylin Hanım'la imzalıyoruz, tamam? Hadi size iyi eğlenceler. Hadi biz de gidelim artık. Abim yaptı yapacağını. Kampanyayı Aylin kapıyor. Ben de bu Sanem'i yarın kovdurmaz mıyım? Ama yeter ya. Gerçekten yeter yani. Yani bu kızın neymiş bu derdi ya? Herkes kovdurmaya çalışıyor bu kızı. Yeter. Haksız mıyım? Ben hallediyorum. Ben hallediyorum şimdi. Cece sakın buraya gel. Aslında biliyor musunuz? Can Bey ile ben uzun yıllar çalışmıştık eskiden ve kendisi hep böyle tutarsız. Evet. Büyük talihsizlik. Büyük. Buyurun. Merhaba. CC pardon, özel bir şey konuşuyoruz. Değil mi? Can Bey de keşke burada olsaydı da o da özel bir şey konuşsaydı. Ama yok, neden? Çünkü özel bir... Canım biz gidelim. Bir saniye, açıklayacaklarım var. Onlar sevgili. Scusa? Kuza? Ha, evet. Şöyle ki... Sanem Hanım ve Can Bey sevgililer. Bugün biraz araları bozuktu. Siz de gidip Sanem Hanım'la sohbet edince Can Bey biraz içerlemiş. Yani anlatabiliyor muyum? Çünkü çok büyük aşk yaşıyorlar. Çok büyük aşk. Yani inanılmaz bir ihtiraslı bir aşk bu. Yani sizin daha iyi anlamanız lazım. Amore, amore. Ya, inanamazsınız. Çok büyük aşk. Ama konumuz bu değil, değil mi Fabri Bey? Bir saniye Aylin Hanım. Şimdi beni Can Bey yanlış anladı ha? Benim yüzümden aralar açıldı öyle mi? Yani ayıptır, günahtır ya. Böyle şey yapılır mı? Yani kadınla dans ediyorsunuz, ne güzel parfümünüz var diyorsunuz, kokunuz çok hoş diyorsunuz. Can Bey de kıskandı gitti. Yoksa hayatta terk etmezdi. Peki o zaman lütfen Can Bey'i arayınca benim özürlerimi iletirsiniz, tamam mı? Ama ben de Sanem Hanım'la sadece gördüğünüz sadece muhabbet ettim. Tabii yani bir yanlış anlaşma olmuş. O yüzden öyle oldu. Yine de bu yanlış anlaşılmadan dolayı işi bizden alacak değilsiniz değil mi Fabri Bey? Anlaştık. Baki yani. Değil mi? Anlaşmamız devam ediyor değil mi Fabri Bey? Ya Cece Bey tamam. Tamam elimi bırak. Fabri Bey. Tamam Cece. Fabri Bey. Cece Bey bırakırsanız elimi ya. Cece bırak. Türkçen senin de bozuk ha. Zaten Fabri Bey'in bugünü ayarlama nedeni kişisel ilişkiler değil miydi? Canım. Yalnız kişisel ilişkilerden en son bahsedecek olan sensin. Tamam, daha fazla uzatmıyoruz. Tamam. Şöyle yapalım. İş. Tekrar sizde. Yarın sabah da Can Bey'i ben ararım, tamam? Tamam. Pardon? Aylin Hanım, siz de bütün gün buradaydınız. Kusura bakmayın ama yani... Siz zaten biliyorsunuz dijital işlerimizi alacaktınız. Böyle olsun, olur. Hadi bizim araba geldi ya. Bu arada biz bizimle çalışan ajansları bir motivasyon kampı yapıyoruz. Oraya davet ediyoruz. Abi bayılırız kampa. Evet bayılırız. Süper. Elbet ileriki günlerde birbirinize zaten çalışacaksınız. Hem tanışırsınız hem de böyle... Kaynaşmak. Hem de kaynaşırsınız tamam mı? Hadi ben öldüm sıcaktan. Hadi görüşmek üzere. Hadi. Buyurun.
O zaman sana da iyi günler sevgili Aylin. Ne güzel bak, minnacık dijital işleri de aldım. Motivasyon olur o sana. Kampta görüşürüz. Dikkat et kendine Deren. Dijitalci Aylin. Aylin Hanım. İnanabiliyor musun ya? Bana dijital işleri verdiler. Çocuğu şekerle kandırır gibi dijital işleri verdiler. Ama benim motivasyon kampım Deren'in başını yıkmaz. Aylin oturur musun? Otur. O iş benim de. Tabii CC gelmeseydi. CC ya. Gülüyor musun sen? Ya vallahi CC deyince böyle sinirlerim bozuluyor. Yani şimdi baştan anlasana. İşi sen alıyorsun önce, sonra CC geliyor, işi sen alıyor. Ya sen ne gıcık adam oldun bugün. Ha şöyle gül biraz. Tamam, olan oldu artık. Sakin ol. Sakin falan olamam tatlım, ben öyle motive oluyorum. Böyle kendimi CC'nin bıyıklarını çekiştirirken, Deren'in böyle saçını başını yolarken hayal ediyorum. Rahatlıyorum. Bu arada senin Sanemcan'la aşk yaşıyor. Bravo valla. Çok güvenilir bir ajan bulmuşsun. Saçmalama Aylin. Can'la Sanem. Yani Sanem bizim yanımızda çalışan bir kız. Niye? Bence fıstık gibi kız. Tam gönlünü eğlendirmedik. Aylin, Epolen var. Hayır, o olmasa bile abim böyle tek gecelik ilişkiler yaşayacak biri değil. Hem Sanem çok saf ve melek gibi bir kız yani. Melek derken? Melek, saf, güzel, güvenilir. Emre. Ya beni kıskanıyor musun sen? Böyle beni kıskandığında gözlerine pış pış diye ateşler çıkıyor. Sonra da beni onların içine atıyorsun. Sen bana sürpriz yapacaktın Ali. Ne oldu? Yani sürpriz yapacağım. Sürpriz adı üstünde sürpriz. Önceden söyleyemem sana. Çabuk yap. Tamam. Peki. Hadi be, hadi be. Hadi. Ah! Abi. He? Benim bu internet sitesi var ya, ayhanca.com. Ben ona fotoğraf koymayı düşünüyorum da. Acaba senin fotoğrafını mı koysak ya? Çünkü sen daha prezentablesin. Neyim? Daha karizmatiksin. He. Açsana şu kapıyı. Ben çalışıyorum, sen aç. Ya açsana şu kapıyı, maç izliyorum. Ayhan. Gerçekten iki dakikada şu karizmada gözümde karizmanı yerle bir ettim. Ayhan sen burada mı? Ha? Hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi bir üşüme geldi. Evin derecesi mi düştü ya? Buzlar kraliçesi geldi de. Ayhan iki dakika zevzekliği bırak lütfen. Senem hala eve gelmedi. Aradı mı seni hiç? Bakayım bir. Bir baksana. Yo, aramamış. Ne oldu? Nerede ki? Bilmiyorum nerede olduğunu, ben de bilmiyorum ama eve bir gelsin. Yemin ediyorum onu ayaklarından tavana asacağım. O saçlarını üçlü beşli gruplara ayırıp öyle olacağım. Aa, manyağa bak ya. Başka işkence yöntemlerinde var mı? Kız belki senden kaçıyordur ya, o yüzden gelmiyordur yani. Ya bir dakika durun, durun. Bu saati oldu, hala gelmedi mi eve? Bak istersen ben bir gidip bakayım. Ya Osman buralarda değil ki. Can Bey'le çıktılar gittiler, hala haber alamıyorum. Cep telefonu da kapalı. Vallahi annemlere ne diyeceğimi şaşırdım. Yemin ediyorum bir 40 tatlı attım ya. Bak sizde kalıyor dedim. Sakın çaktırmayın, tamam mı? Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi hayatında ilk defa kardeşini mi düşündün? Ya üf, onu koruduğumdan falan değil. Babamın endişeden kalbi tutacak ondan sonra, o yüzden. Neyse ben gidiyorum, bak ararsa hemen bana haber verin, tamam mı? Cep telefonum da yanında zaten. Hadi iyi geceler. Otursaydın biraz. Gitmem lazım, hadi iyi geceler. Otursaydın biraz, otursaydın biraz. Kızın telaşına bak, senin söylediğin şeye bak. 20 yılda alabildiğin yol bu mu? Bu mu yani? Ayhan, sen sus. Tamam, sus.